Evet, son kitabımın önce başlığından başlamak istiyorum. Mehdi'yi beklerken İran'a yolculuk alt başlığıyla yayımlandı. Şii inancına göre 12. imam ölmeyip gizleniyor. Cemkeran Camii'nin kutsal İran'daki kutsal Kom kentindeki kuyunun dibinde gizlendiği rivayet ediliyor. İşte o tekrardan gelecek ve serveti eşit biçimde paylaştıracak. Özlemini çektiğimiz adaleti insanlığa bahşedecek. Bu tabii mesyanik bir inanç. Yahudi, Hristiyan geleneğinde de var. Ama Şii inancında galiba daha fazla var. Neden bu başlığı koydum kitabıma? Çünkü Mehdi'yi daha çok bekleriz diye düşünüyorum. Öte yandan İran beni çok etkiledi. Bir kere çok değişik bir coğrafya ve derin bir kültür var bu ülkede. İranlı yazar arkadaşım, bana rehberlik eden Şahzade İgual'la birlikte gittik. O çok ısrar etti. İşte sizin gibi bir yazar mutlaka İran'ı da görmeli diye. Ve gerçekten ilginç bir yolculuk yaptım İran'da. Yolculuk boyunca aldığım notları değerlendirmek istedim. Ve biraz da araştırma yapmam gerekti tabii. Sonuçta böyle bir kitap çıktı ortaya. Bu kitabın yazılış öyküsü. İçeriğine gelince değişik bölümlerden oluşan bir kitap olduğunu söyleyebilirim. Bir kere tabii İran hem komşumuz, hem İran kültürü, özellikle şiir alanında Osmanlı'yı yakından etkilemiş bir kültür. Bütün bunlara da değiniyorum ama tabii güncel konular da var. Ülkemde, Türkiye'de kitaplarımın toplatıldığını da bu arada bir dönem yaşadım. Ve kitapları toplatılmış bir yazar olarak İran'da olan bitenlere ve oradaki yazarların başlarına gelenlere de elbette yabancı kalamazdım. Teokratik bir devlet İran. Çoğulcu demokrasinin olduğunu söyleyemeyiz ama yazarlar üzerinde de bir baskı var. Sansüre önerilmek zorunda yayımlanan her kitap. Ve Kültür Bakanlığı'nın bir adı da İslami Yönlendirme Bakanlığı. Tabii ben buna karşıyım ve kitapta da bu konuyu ayrıntılarıyla tartıştım. Çünkü özgürlüğün olmadığı yerde yaratıcılık da olmaz diye düşünüyorum. Ama bu siyasi ve güncel konuların dışında asıl Mehdi'yi beklerkenin içeriğini oluşturan şairlerin izinden, İran'ın büyük şairlerin izinden gitmem oldu. Tabii Tahran'dayken çağdaş İranlı yazar Sadık Hidayet'in dünyasını da araştırdım. Özgür aşkı savunduğu için başına gelmedik felaket kalmayan şair, kadın şair Firu Firuzat'ın şiirleriyle de baş başaydım ama bu yolculuğun asıl amacı Hayyam gibi, Firdevsi gibi, Sadi ya da Hafız gibi klasik İran edebiyatının temel taşlarının izini sürmek, onların kabirlerini tabii ziyaret ettim. Ama bir ölçüde de yapıtlarının içinde dolaştım ve çok etkilendim. Özellikle Firdevsi'den. Açıkçası Şahname'yi okumamıştım. Firdevsi'nin Anıtkabir'i, Anıtkabir diyorum çünkü gerçekten bir mozole görünümünde mezarı Tuz kentinde, Horasan bölgesinde. Ve Şahname'yi Horasan'da okumak, bu epik yapıtı yerinde okumak beni çok etkiledi. İzlenimlerimi yazdım. Tabii minyatür geleneği var İran'da, çok önemli bir gelenek. Ve Şahname'nin çeşitli baskılarını süsleyen minyatürlerin dünyasına da bu arada daldım. Eski deyimle söylemek gerekirse gark oldum. Firdevsi İran edebiyatının orta direği, kurucusu ve Farsçanın da kurtarıcısı olarak biliniyor.
Rüstem'in maceraları, hele bilmeden oğlu Sohrab'ı öldürmesi, bu trajik boyut beni çok etkiledi. Onun için Şahname'nin Sesleri ve Renkleri adlı bölümde Firdevs'in hem hayatını hem de bu baş yapıtını kendimce ele aldım. Tabii Hayyam, Hayyam'ın rubaileriyle daha önceden tanışmıştım. İnancı sorgulayan bir şair, orta çağda yani inancın dışında hiçbir şeyin kabul edilmediği bir ortamda inancı sorgulayabilmiş bir şair Ömer Hayyam. Şiirindeki şarap motifinin aslında metafor olduğunu söyleyenler de var. Ben o kanıda değilim. Ve camiye gideceğime meyhaneye giderim diyebilen bir şair. Fakat o kadar büyük bir şair ki Mollalar rejimi tabii onu pek benimsemese de mirasının, İran kültür mirasının bir parçası olarak görme eğiliminde. Örneğin ben Sabahattin Eyüboğlu'nun çevirisinden Hayyam'ın rubailerini okumuştum daha İran'a gitmeden önce. Ama orada tekrar okuyunca şöyle bir rubaiye, şöyle bir dörtlüğe rastladım. Onu sizlerle paylaşayım. Şarap, sen benim günüm, güneşimsin. Öyle bir dolsun ki seninle içim. Bir bildik görünce beni sokakta, ne o şarap, ne diye böyle desin. Şimdi burada şarabın bir metafor olduğunu öne süremeyiz sanıyorum. Çünkü kendini şarapla özdeşleşen bir figürle karşı karşıyayız, bir şairle karşı karşıyayız. Dolayısıyla Nişabur'da Ömer Hayyam'ın türbesini ziyaret ederken onun hayaliyle de bir sohbete daldığımı söyleyebilirim. Orada tasavvuf edebiyatının en önemli figürlerinden biri olan Attar'ın türbesi de var. Kuşların Konferansı adlı ünlü yapıtın yaratıcısı Feridüddin Attar'ın türbesini de ziyaret ettim. Onun macerası da ilginç. Kitabımda ona da yer verdim. Tuhaf bir biçimde bu sufilerin, buna Anadolu sufileri de, Anadolu mutasavvıfları da dahil, çıkış noktası bu bölge olmuş. Hepsi Horasan'dan geliyor. Örneğin Hacı Bektaş Veli de Nişabur doğumlu. Ömer Hayyam'ın doğduğu kasabada, benim de kitabımda söz ettiğim ve ziyaret ettiğim kasabada doğmuş Hacı Bektaş. Efsaneye göre kuş donuna girip, kuş biçimine girip, daha doğrusu güvercin donuna girip Anadolu'ya konmadan önce, Hacı Bektaş'ta Bektaşi tarikatını kurmadan önce Sulucuyuk'ta Nişabur'da dünyaya gelmiş. Celaleddin Rumi ailesiyle birlikte Afganistan'dan göç ederken Anadolu'ya Nişabur'a uğramış. Ve Attar'la tanışmış henüz 10 yaşındayken. Attar ona ömrü boyunca yanından ayırmayacağı Esrarname adlı kitabını hediye etmiş. Diyeceğim bu bölgenin coğrafyası ve bütün ünlü sufilerin de oradan çıkmış olması beni etkiledi ve onlara da bu kitapta yer verdim. Ama İran'da en çok neden etkilendiniz diye soracak olursanız hiç duraksamadan İsfahan kentinden etkilendim diyebilirim. Özellikle Şah Abbas döneminden kalma mimari gerçekten etkileyici. Yani orada Şah Camii denilen mavi mozaikleriyle ünlü cami olsun, Ali Kapı denilen saray olsun, 40 sütun denilen saraydaki duvar resimleri ve minyatürler olsun beni gerçekten etkiledi. Bir de tabii Allah Verdi Köprüsü var. Bu Şah Abbas'ın vezirlerinden birinin adı Allah Verdi, onun için o adı taşıyor. Tabii Allah vermemiş onu, emekçiler kendi alın terlerini dökerek inşa etmişler. 33 ayaklı, ırmağın üzerinde çok ilginç bir köprü. Bütün bunların yanı sıra ziyaret ettiğim bir Zerdüşt tapınağından da etkilendiğimi söyleyebilirim. Zerdüştlük hala İran'da devlet tarafından da kabul edilen bir din. Çok az bir cemaate sahip. Ama ibadetlerini yerine getirebiliyorlar. Onların ateşe taptığı söylenir. Bu çok doğru bir şey değil. Gerçi kutsal ateş çok önemli Zerdüşt dininde.
Ama orada tanıştığım rahip bana dedi ki bizim kıblemiz güneştir, biz ateşe tapmayız dedi. Ondan sonra da çok şaşırtıcı bir biçimde benimle Nietzsche tartıştı. Çünkü ünlü Alman filozofu, ateist Nietzsche'nin Zerdüşt böyle buyurdu diye bir kitabı var, bu ünlü bir kitaptır. O kitapla Zerdüşt dininin temel kitaplarından biri olan Avesta'yı konuştuk. O Zerdüşt rahibiyle. Bu da benim için unutulmaz bir anı. Kitabımda da tabii bu söyleşiye yer verdim. Diyeceğim İran derinliği olan, bu arada antik Pers İmparatorluğu'nun da tabii mirasına sahip ilginç bir ülke. Kitabımın başında belirttiğim gibi bu yolculuktan dönüşte Tahran Havaalanı'nda bir Türk iş insanıyla tanıştım kuyrukta beklerken. O da ne işiniz var burada diye sordu. Ben de gezmeye geldim dedim. Gezecek başka yer bulamadınız mı? diye tepki gösterdi. Aslında İran'a gidip o ülkeyi yakından tanımamız gerekir diye düşünüyorum. Çünkü benzer yanlarımız var. Düşünce özgürlüğü alanında da halledemediğimiz sorunlar var Türkiye'de. İran'da biraz daha fazla ölçüde var. İşte bütün bu öğelerden oluşan bir kitap özetle Mehdi'yi beklerken.